Malum Ukrayna Savaşı ile birlikte gündemde kamikaze dronlar, yani dolanan mühimmatlar var ve bu mühimmatlar üzerine de hızlı hızlı ürünler çıkmaya başlıyor. Bu fuarda ilk defa tanıtılan ürün Roketsan ile STM'nin birlikte yaptığı gördüğünüz Alpagut. Alpagut'a baktığımız zaman bir anda mühimmatlar konusunda çok ciddi bir tecrübeye sahip Roketsan'ı görüyoruz. Diğer tarafta da dolanan mühimmatlar konusunda son yıllarda hızla ürün çıkartan STM, iki önemli savunma kuruluşumuz güçlerini birleştirdi ve ortak bir ürün olan Alpagut'a doğru bir geçiş başladı. Şimdi isterseniz gelin biraz detaylarını görelim bu mühimmatın. Nereden atılıyor, nerelere gidiyor, kaç kilometre menzilli? Şimdi bunlara birlikte bakıyoruz. Alpagut'un lansmanı Saha Expo 2022 sırasında Roketsan Genel Müdürü Murat II, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve beraber yaptıkları katılımla gerçekleştirildi. Ve tabii ki bu çalışmada da Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir de törene katıldı. Şöyle bir teknik özelliklerine bakacak olursak, gece ve gündüz operasyon yapabilecek Alpagut, hareketli veya sabit Karadeniz hedeflerine, radar ve haberleşme sistemlerine, hafif zırhlı kara veya deniz araçlarına, komuta merkezi gibi kritik tesislere atış gerçekleştirilebilecek. Toplam Alpagut'un menzili 60 kilometre. Bu bir operasyon yolu çapı. 60 dakikadan fazla havada kalabiliyor ve farklı tipte harp başlıkları da taşıyabilecek. Videodan da görüldüğü gibi örneğin akıncı türü taarruzlu insansız hava aracı Alpagut'u kullanabilecek. Ve buradan atıldıktan sonra yüksek irtifanın etkisiyle kanatlarıyla birlikte kanatlar açılıyor. Uzun süre havada kalıp hedefini bulmaya başlayacak ve nokta atışı gerçekleştirecek. Alpagut'un sahip olduğu iki modlu arayıcı başlık var. Hedefe fark edilmeden tespit edebiliyor ve teşhis edebiliyor. Konum karıştırıcı sistemlerden de etkilenmiyor ve hassas güdüm kontrol tahrik sistemiyle hedefe nokta atışı için yönlendirilebiliyor. Sistem tüm bu özelliklerin yanı sıra at unut özelliğiyle de kullanıcısına önemli bir avantaj sunuyor. Alpagut insanlı ve insansız kara, hava, deniz araçlarına hızla entegre edilebilecek, geliştirilecek sistem yerli SİHA sistemleri ile entegre bir şekilde çalışarak mobil hava savunma sistemleri, stratejik yer unsurları ile asimetrik hedeflere hızla angajman sağlayabilmesiyle harp ortamında önemli bir oyun değiştirici olması hedefleniyor. Alpagut'un videosunda da gördüğünüz akıncıdan atış gerçekleştiriliyor ama bazı platformlar sizde olduğu zaman, yani mühendisliği, hakları sizde olduğu zaman bunları farklı farklı yerlere entegre ediyorsunuz. Aynı şey mühimmatlar için de geçerli. Alpagut'ta bugün insansız hava araçları, yakın bir zamanda insanlı hava araçlarından veya kara insansız kara araçları, İKA'lar, insansız deniz araçları, SİDA'lar üzerinden de atılabilecek. Atıldıktan sonra uçuşu gördüğünüz pervaneli motoruyla yüksek irtifadan da atıldığı zaman kanatlarını açarak hedefine 60 kilometre yarıçap gibi çok uzun bir menzile gidecek. 60 dakikada havada uçabiliyor. İşte görüyorsunuz, savaşlarda ekonomik etkenler çok çok önemli. Bir savaşı yapıyorsunuz ama etkisi kadar maliyetleri de çok önemli. Bunları gerçekleştirebildiğiniz zaman iyi silahlar, etkin maliyetlerle savaşı kazanıyorsunuz.